Herkese merhaba. Bugün arı birleştirme yapacağım. 3 tane kovanım var. Üçünün de anasını almıştım. O kovanlarda bir ya da iki çıta arılar var. O çıtaları üstlük ve araya ana ızgarası koyarak birleştirme yapacağım. Size önce birleştireceğim kovanı göstereyim. Bu kovanla birleştireceğim. Bu kovanımız 2, 4, 6, 7 çıtalı. Kapatalım şimdi. Arkadaşlar bu iki çıta arımız. Ben bu kovanın anasını almıştım. Bu kovanda ana üretmiştim. O yüzden iki çıta bu. İkinci kovanım da bu. Bu kovanda da ana üretmiştim. Anasını alıp başka bir kovanda değerlendirdim. Açayım şöyle göstereyim size. Yaklaşık toplasan bir çıta var. Evet, bu da ana yüzüğü yapmış olması gerekiyor büyük bir ihtimalle. Birazdan bakacağım, kontrol edeceğim. Ana yüzüklerini keseceğim. Kapatalım. Üçüncü kovanım arkadaşlar. Bu kovan da anasız. Bunun da anasını başka bir kovana vermiştim. Şöyle göstereyim. Bu da iki çıta aynı. Bu da ana yüzüğü yapmıştır büyük bir ihtimalle. Ana yüzüklerini keseceğiz. Ondan sonra birleştirmemize başlayacağız. Şöyle iki tane taş koyalım. Şöyle kapağın yanına koyalım. Şimdi birleştirme işini nasıl yapacağız? Birleştirme işini arkadaşlar bu sefer araya ızgara koyacağım. Şu ana ızgarasını koyacağım. Bir de bu şekilde sinek teli kullanacağım. Şimdi araya ızgaramızı koyalım. Daha sonra sinekliğimizi koyuyoruz. Ana ızgarasından yukarıya geçebilirler ama sinekten geçemezler. O yüzden sinekliği koyuyorum üst tarafa. Şimdi üstlüğümü getireceğim. Evet, üstlüğümüzü koyduk. Gördüğünüz gibi ana ızgarası var. Üstünde sineklik var. Şimdi peteklerdeki ana yüzüklerini temizleyelim. Evet, şurada var iki tane. Bir tane burada var. Bozalım. Şunu da bozalım. Evet, şurada var. Şurada var. Evet, başka yok. Evet, ana yüzüklerini temizledim. Taşımızı alalım. Kovanımızı açalım. Bunda ana yüzüğü yok. Bir tane ana yüzüğü burada var. Evet, birkaç tane de burada var. Şimdi bunları temizlemem lazım. Diğer kovandan peteklerimi getirdim. Bu sefer de bu köşeye koyuyorum. Şimdi üçüncü kovanımdaki petekleri alıp geleceğim. 8. ayın 31'i arkadaşlar bugün. Ağustos ayında ana üretmenin herhangi bir faydası size olmaz. Çıkan anadan da fayda olmaz Ağustos ayında. Çünkü bakın hiçbir tane erkek arı yok. Kovanlarda şu anda erkek arı olmadığı için
ana arı çıksa bile çiftleşemeyeceği için hiçbir işe yaramayacak. O yüzden siz de benim gibi daha önceden bu şekilde birer ikişer çıtalarda ana arı üretirseniz ihtiyaç duyduğunuz zaman alırsınız, kullanırsınız. Evet, diğer iki çıtamızı da şöyle ortaya koyuyorum. Eğer içeride kavga olursa, birbirini öldürürlerse dışarı atamayacakları için içeride kalacaktır. İki gün sonra geldiği zaman kontrolde o zaman kaç tane birbirini kırmış göreceğiz. Şimdi kırmayı engellemek amacıyla kek vereceğim. Çünkü iki gün kapalı kalacak. Koku anca alışırlar diye düşünüyorum birbirlerine. O yüzden aç kalmamaları ve oyalanmaları için kek koyacağım üstlerine. Evet, kekimizi de verdik. Naylonumuzu örtelim. Bunun üstüne bir de çuval örteyim. Evet, gayet güzel oldu. Bakalım sonuç ne verecek.